Merojin geliyor. Allahu Ekber. Merhabalar. Bu nasıl geliş, bu nasıl kostüm, anlat lütfen. Evet. Çok heyecanlıyım. Ne yaptın yani? Şöyle, benim kayınvalidem Urfalı. Ben de Urfalıyım. Ama benim kayınvalidem Hanım Ağa. Hanım Ağa. Hanım Ağa. 1000 kişilik bir katılım olacak. Hanım Ağa'nın gelini de böyle olmalı diye düşündüm. Bir altın kemerim eksik. Çok güzel olurdu. Yani böyle de güzel. O da üstüne böyle bir başka bir şey olurdu. Kesinlikle. Tam olurdu. Ben çok beğendim seni. Ayakkabılarına da bakayım lütfen. Bu arada fiyatlarında. Yasemin Hanım, ayakkabım, çantam 100 TL. Elbisem 650. Takılarım 350. Çantanı da göster. Ne elbisen ne çantan hiç benim tarzım değil. Fakat verdiğin konsepte çok uygun görünüyorsun. Yöresel. Burandaki bu dövme detayı var o kadınlarda. Harika. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne haber Rojen? İyiyim Urkan Hocam. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Benim bir arkadaşımın annesi de, ben Hanım Ağa'yı oradan tanıdım. Çok takdir eder ve çok saygı duyarım Hanım Ağaların hepsine. Öyle güzel görüntüleri ve öyle konuşmaları vardır ki, senin de kayınvaliden öyleymiş. İnşallah olur, diliyorum olur. Ne söyleyeceğim ki? Daha çok takı isterdim. Şunun üstüne düşmesini istemezdim. Daha yukarı çek onu. Çek kızım, boynundan çek. Bak, o elbisenin üstüne düşmesin. Sadece teninde kalsın. Ha, bak o zaman orada daha bir takının olduğu daha ifade edilir. Bu elbisenin üstünde olduğu zaman yok oluyor. Teninde, evet, ortaya çıkıyor. Söyleyecek, yorum yapacak bir şey bulamıyorum. Öyle akıllıca giyinmişsin ki, yani ben nasıl, ne söylerim? İşte yöresel bir kıyafetle karşımdasın. Daha çok takın olsaydı keşke. Büyük ihtimalle ekran başındaki birçok hanımefendi izleyicilerimiz demiştir ki, en güzel Rojin oldu. Ay, teşekkür, evet, ederim. Gerçekten öyle. Çok ya, hem konseptin hem elbisen, yani bence 10 numara. Neden olmasın ya? Böyle gidersin. Çünkü öyle giyiliyor. Böyle gidilir. Urfa'dan da çok misafirim, evet, gelmiştir. Çok düğün hazırlamışımdır. Daha hafif. Hatta sizde, evet, kadın ve erkekler ayrı düğünü yapılıyor. Perde çekiliyor. Cenazelerimiz de öyle oluyor. Evet, erkekler, biliyorum. Kadınlar ayrı. Ama şu an çok az kaldı düğünlerimizde kadın, ama erkek öyle, ayrı. Ama öyle mesela, gelin göre diye bir şey var mesela, evet, sizde. O gelin görede de acayip giyiniliyor. Düğünde de kaç çok kere. Çok zor bizde evlilik ya. Ben ay, evde kalacağım galiba. O kadar güzel. Galiba. Ben bir Urfa düğününe gitmiştim. Evet. Allah. Çok görmen zahmetli. Lazımdı. Sanki çok... Tarkan gelmiş gibi herkes çevremde. O kadar eğlendim ki. Evet. 3 tane de elbise giydim. Evet. De böyle bir şey giymiştim. Çok güzel. Çok beğendim teşekkür seni. Teşekkür ederim. Süper. Bugünün starı sensin. Rojin. Dün bir, bugün iki. Beni inanılmaz şaşırttın. Teşekkür ederim. Sen yani hocam, hiç beklemediğim performans, hiç beklemediğim konseptler ve onları yaşayarak geliyorsun. Ayrıca de her zaman söylüyorum, ben örf ve adetlerimize, kültür, farklı kültürlerimize, yani ülkemizde, Türkiye'mizdeki farklı kültürleri şahit olmak, içlerinde bulunup birebir yaşamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Ve yani sana baktığım zaman konseptine o kadar uygun. Heyecanlandırdı. Evet. Dudağım var ki. Yani keşke diyorum ki, yani şu an şu kombininle yakın bir zamanda bir düğününüz olsa da gelsek. Gerçekten diyorum. Gerçekten giderim yani. Serdar, bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Dün burada yayınlanmasını müsaade etmediğin ve tabii ki de bizim sana olan hem saygımızla, ondan sonra tabii ki yayınlamadık. Beni mahvettin dünden beri. İnşallah evlen, senin de gelinliğin benden. Ay gerçekten. Evet, ne zaman olursa olsun. Gerçekten. Ne zaman? 1 sene, 3 sene, 5 sene. Allah sağlık verir bu işi yapıyor olursam canım da. Canım benim. Böyle bu yani, hem de en güzeli. Kınan, şeyin, gelinliğin benden hepsi. Benden de sana 5'i bir yerde. Hem de büyüğünden. Bravo.
Marmara'dan. Çok teşekkür ederim ve çok duygulandım gerçekten. Ben de yürüyüşü öğretirim, hiç yürüyemiyorsun çünkü. Evet, hiç yapamıyorum. Evet. Benden de çalgıcılar. Gerekirse ben de çalarım davulum. Evet, çok teşekkür ederim. Burada evlenen kızlar şanslı o zaman. Evet. Ama hiçbiri şu ana kadar evlenemedi. Ben bari elimi çabuk tutayım. En çabuk hadi sen. İnşallah. Evlenmem diyenlerden korkacağım. Evet, ben de diyor ki damatlığı sen yap diyor. Hiç yapar mı hocam? No big budget o. Nasıl? Kimin damatlığı? Niye yapmayayım ya? Emre'nin damatlığı mı? Neden yapmayayım? Tamam, benden de damatlık. Ay nasıl içinden gelmeye bekliyorum. Yaparsın be. Ya yaparım canım, yaparsın. Ne yapmayacağım ya. Ay, dostum, memnuniyetle. Da olur zaten. Serdar hocam uzun boylu olursa memnuniyetle, inşallah. Memnuniyetle. Fazla, i̇nşallah inşallah. Fazla kumaş gitsin de yaparım. Vallahi uzun boylu olsun. Rojin'cim seni yerine alalım lütfen. Teşekkür ederim. Puanlar. Ve haftanın finalinde en önemli an geliyor. Puanlar geliyor. O zaman hemen başlıyorum. Dilan ve Dilara. 8. Teşekkür. 7. Dilan 6, Dilara 7. Toplam 13 bölü 6,5 eşittir 7. Teşekkür. 5. Hülya. 10. Hülya. 10. Hülya. 5. Ya ya 10. Hülya 10. Aleyna. 9. Aleyna. 8. Aleyna. 9. Aleyna. 7. Eda. 9. Eda. 7. Eda. 8. Eda. 8. Melike. 9. Melike. 7. Melike. 8. Melike. 8. Rojin. 10. Rojin. 10 artı 1 kanaat notu ile 11. Rojin 9. Rojin 10 artı 1 kanaat notu. Yani 11. İlk önce birinciyi açıklamadan önce kimi davet ediyorduk? Müge Hanım. Müge Hanım. Vay vay vay. Ne kadar zarifsin. Bak işte Müge böyle giyindiği zaman daha havalı oluyor. Bir de böyle yürüdüğü zaman evet, çok zarif bugün. Öğrettiniz, teşekkür aman efendim, ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Şöyle alalım Müge Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız? Bomba gibiyiz. Çok teşekkür ederim. Hemen ilk şöyle. Önce jüri arkadaşlarıma göstereyim. Evet. Bakayım. Ben hikayesini söyleyeyim. Tabii evet. Ki. Bu Pontus yıldızı Yunan mitolojisinde deniz tanrısı oluyor. Onu simgeliyor. Çok güzel. O şekilde bir dizayn yapmak istedik. Umarız böyle içinden geçiyor. Şuradaki zinciri de tarif edeyim. Şu bir tane yıldız var. Evet. Tekrar bu zincir de bunun içinden geçiyor. Ha, arkadan istediğimiz gibi şöyle tutarsak eğer. Evet. Şuradan boyunu hani istediğimiz boya göre bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Evet, yani bu şekilde önden uzatabiliyoruz. Fonksiyonel bir tasarım. Evet. Çok şık. Ellerinize sağlık. Biz burada taş kullanmadık ama evet. Hani istenirse kendi üretimimiz olduğu için taşlı da yapabiliyoruz. Pırlanta da kullanabiliriz üzerine. Bu tasarımda bence taşın olmaması daha şık, daha klas olmuş. Yani evet, kullanmadık. Ellerinize ama. Sağlık. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür geçiyorum ederiz. Ben lütfen buyurun. Kimin boynunda olacak bakalım.